Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yöresel bir çorba tarifi hazırladım. Her bir bakliyattan birer kaşık kullanarak harika bir çorba yapıyoruz. Hemen bu güzel çorba tarifimin detaylarına geçiyorum. Öncelikle bir çorba kaşığı kırmızı mercimek, bir çorba kaşığı pirinç, bir çorba kaşığı bulgur ve bir çorba kaşığı yeşil mercimeği bir süzgeç içerisine alıyorum. Süzgeç içerisindeki bakliyatlarımı su ile güzelce yıkıyorum ve bulanık suyunu güzelce bir akıtıyorum. Ardından çorba tenceremin içerisine yıkamış olduğum bakliyatları döküyorum. Şimdi de tenceremin içerisine 1 litre kadar su ilave ediyorum. Ben normal soğuk su kullandım ve tenceremi ocağımın üzerine alıyorum. Ocağımızın üzerine aldığımız bakliyatlar kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. Tüm bakliyatlar güzelce pişene kadar ara ara karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Tenceremiz ocakta kaynarken biz de çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir su bardağı kadar yoğurdu derince bir kasenin içerisine döküyorum. Ardından içerisine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Daha sonra bir tam yumurtayı da ekliyorum üzerine ve biraz limon sıkıyorum. Sizler ekşili tatlar sevmiyorsanız limon kullanmayabilirsiniz. Şimdi de çorbamızın terbiyesini güzelce bir çırpma teli yardımıyla çırpıyoruz. Bu çırpma işlemini kısa tutmayın. Güzelce karıştırın ki çorbada yumurta kokusu gelmesin. Çorbamızın üzerine dökmek için bir soğanlı sos hazırlıyoruz. Bunun için ben yarım soğan kullandım. Yarım soğanı böyle minik minik olacak şekilde doğruyorum. Çorbamızın üzerine ilave edeceğimiz bu soğanlı sos çorbaya ayrı bir lezzet katacak. Sizler de çıkan sonuca hayran kalacaksınız. Şimdi doğramış olduğum soğanlarımı bir kenara alıyorum ve uygun bir tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Ben çorbalarda tereyağı sevmediğim için kullanmadım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağ içerisinde soğanlarımı güzelce karamelize oluncaya kadar kavuruyorum. Bu esnada soğanları ne kadar çok kavurursanız lezzetini çorbaya o kadar güzel verecektir. Şimdi de güzelce kavrulan soğanlarımın içerisine bir buçuk tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Nane ile birlikte de soğanlarımı böyle biraz kavurduktan sonra sosumun altını kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bu arada çorbamın içerisindeki bakliyatlar da çok güzel pişmişler gördüğünüz üzere. Şimdi çorbamı terbiyesiyle buluşturma vakti. Bunun için öncelikle çorbanın suyundan hazırlamış olduğum yoğurtlu terbiyenin içerisine 2 kepçe kadar çorbanın suyundan ilave ediyorum. Bunu mutlaka yapın. Aksi halde direkt yoğurtlu terbiyeyi çorbanın içerisine dökerseniz çorbanız kesilecektir. Öncelikle yoğurdumuzu bu şekilde ılık hale getiriyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz. İlk defa yoğurtlu çorba yapıyorsanız eğer bu püf noktasına dikkat etmelisiniz. Şimdi güzelce karıştırarak çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Bu arada sosumu da kenarda tekrar altını açtım. Hafif kızdı ve hazırlamış olduğum sosu çorbamla buluşturuyorum. Gerçekten çok lezzetli aynı zamanda da çok besleyici bir çorba oluyor. Tattığınızda lezzetine hayran kalacaksınız. Şu anda bizim evin favori çorbası oldu diyebilirim sizlere. Soğanlı sosumu da ilave ettikten sonra çorbamın içerisine son olarak bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz ve çorbam hazır artık. Ocaktan indiriyorum. Servis zamanı. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, çok besleyici, aynı zamanda da çok lezzetli bir yöresel çorbayı bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi kıvamı, rengi, her şeyi çok güzel oldu. Bu güzel çorba tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalımdaki diğer çorba tarifleri için açıklamadaki linki tıklayabilirsiniz. Yeni bir tarifse yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.